etmedik hakaret bırakmayan on parmaklarıyla kara çalmaya kalkanların yüzlerinin de yürekleri kadar kapkara olduğu her geçen gün ortaya çıkıyor. Şimdi ortaya saçılan bu kadar rezaletten sonra Erdoğan kendi atadığı İçişleri Bakanlığı sarayındaki toplantılara davet etmiyormuş. Neden? Beraber resim vermek istemiyormuş. İçişleri Bakanı ben dünyanın en kötü adamıyım değil mi diyerek basın mensuplarının önünde kendini acındırıyor. Erdoğan da anlaşılan küstüm konuşmuyorum diyerek bu işten sıyrılabilirim zannediyor. Oysa ne demişti firari suç örgütünün başı? Biz hepimiz aileyiz, her suçta beraberiz. Ortalığa dökülen tüm bu rezaletlerde müteselsilen sorumluluk vardır. Öyle küserek, konuşmayarak bu işler temizlenmez. Ne diyor İstiklal şairimiz Mehmet Akif? Kenarı Dicle'de bir kurt aşırsa bir koyunu gelirdi adli ilahi sorar Ömer'den onu. E bu ülkeyi kim yönetiyor? Bu ülkede hükümet kim? Her şeyin sorumlusu benim ben diyen Erdoğan şahsı hükümeti. E bugün bu ülkede marilalara çökülüyorsa, otellere çökülüyorsa, fabrikalara, yalılara plazalara, alışveriş merkezlerine, uçaklara çökülüyorsa 100 yıl önce işgal döneminde bile delinmeyen tapu bugün delik deşik oluyorsa e memleketle ne can ne de mal güvenliği kaldıysa bunun sorumlusu kim? Elbette Erdoğan şahsı hükümeti. Aynı sorumlular devletin hazinesini de çökerttiler. 19 yılda 62 milyar dolarlık kamu varlığını sattılar. Yetmedi milletin cebinden tek kuruş çıkmayacak diyerek yandaşlarına yaptırdıkları geçilmeyen köprüler, otoyollar, uçulmayan havalimanları için yabancılara avro ve dolarla garanti verdiler. Çocuklarımızın geleceğine mali ipotek koydular. 2017'den bu yana bunları yapan beşli çeteye bütçeden tam 47 milyar lira para ödediler. 5 kuruş değil 47 milyar lira çıktı milletin cebinden. Milletin tapusunu deldirenler hafta sonu şimdi bir yeni özelleştirme kararı yayınladılar. Türkiye Elektrik İletişim Anonim Şirketi özelleştirme kapsamını alındı. E sata sata bir şey kalmadı. Şimdi tüm dünyada doğal tekel olarak kabul edilen elektrik iletim işini yapan Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'ni satacaklarmış. Doğal tekel olan bir işletmenin devletten alınıp şahıslara verilmesinin yaratacağı çok ciddi rekabet sorunları ve bunun sonunda millet için çok ciddi bir refah kaybı vardır. Bunu yapanlar bir değil, birkaç kez düşünmelidir. Yani verdiğiniz özel sektör ben istediğimi alamadım, şu olmadı, bu olmadı. Ben bu iletişim hatlarını kapatıyorum dese ülke felç olur. Bunu yaparsanız zaten arşa yükselmiş elektrik fiyatları daha da artar. Milletin cebindeki evindeki yangın büyür. Bu yangını söndürecek rekabet kurumu ve EPDK gibi kurumlar zaten siyasetin aracı olmuş durumda. Enerji üretim ve dağıtımını daha önce özelleştirdiler. Sonuçları ne oldu? Ortada. Yatırım yok. Özellikle dağıtım şirketleri kur farkından ciddi zararlar yazdılar. Şimdi bu zararları tüketiciye yansıtmaya çalışıyorlar. Aslında elektriğe yapılan son yüzde on beşlik zam da bunun bir sonucu. Şimdi iletişimde iletimi de versinler bakalım ne olacak. AK Parti yolun sonuna yaklaşırken ekonomide mülkiyetin el değişimi de hızlanmaya başladı. Erdoğan şahsım hükümetinin her türlü imtiyaza masar sermaye gruplarında da mülkiyet hızla el değiştiriyor. Şehir hastanelerini işleten yandaş grup hisselerini Danemarkalılara devretti, gitti. Yine savunma sanayinde faaliyet gösteren BMC'nin sahiplik yapısı sessiz sedasız değiştirildi. 2014'te Erdoğan'a ilahi aşkla bağlı olduğunu söyleyen bir iş adamı 751 milyon Türk lirası ödediği BMC'yi aldı. Sadece arazisi bunun iki katı eder. Şimdi bu 751 milyon o günkü kura çevirdiğimizde 359 milyon dolar ediyor. Daha sonra bu şirketin %49,9'u 300 milyon dolara Katar ordusuna satıldı. Geçtiğimiz haftalarda şimdi yine satıldı dediğimi söylerler BMC'nin satıldı. Sakarya Tank Palet Fabrikası'nın değil. Geçtiğimiz haftalarda geriye kalan hisselerde Sakarya Tank Palet Fabrikası peşkeş çekildi. Geriye kalan hisselerde iddialara göre 480 milyon dolara Erdoğan'a yakın başka bir iş adamına devredildi. Şimdi 359 milyon dolara BMC'yi devletten alan iş adamı bunun karşılığında 780 milyon dolar elde etti. Yani Erdoğan'a ilahi aşkla bağlı iş adamı tek bir tank dahi üretmeden bu ticaretten dolar bazında yüzde yüz kar etti. E bu iş adamı Erdoğan'a ilahi aşkla bağlanmasın da kime bağlansın? Ama Erdoğan tıpkı Atama İçişleri Bakanı gibi bu iş adamının adını da artık ağzına her nedense almıyor. Herhalde ona da küstü. E bu iş adamı nerede? Ortada yok. Şimdi BMC ile Altay tankının üretimi projesi sözleşmesi imzalandı. Proje 250 adet Altay ana muharebe tankının seri üretimiyle birlikte ömür devri lojistik desteğiyle TSTM kurulumu ve işletilmesini kapsıyor. İlk Altay tankı 18 buraya dikkat. İlk Altay tankı 18 ay sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek. E bu açıklamayı ne zaman yapmışlar? 9 Kasım 2018. Şimdi 9 Kasım'ın üstüne bir 18 ay ekleyelim. Yani ne zamanmış ilk Altay tankının teslim tarihi? 9 Mayıs 2020. Geçen yıl ordumuza teslim edilmesi gereken tanklar nerede? Tanklar ortada yok. Şimdi Erdoğan Altay tankı 2023 başında orduya teslim edilecek diyor. Yani teslimatta gecikme yeni sahibe devre, devirle birlikte şimdiden 3 yılı buluyor. Eğer ordumuz planladığı tankları alamamışsa bu ciddi bir milli güvenlik sorunu değil midir? Ordumuz bu süredeki ihtiyaçlarını nasıl karşılamıştır? Bu yaşanan gecikmenin hesabını verecek kimse yok mudur? Bunun bir yaptırımı yok mudur? Anlaşılan Erdoğan için yoktur. Sadece bu meselede değil. Yine insanlarımızın sağlığını yakından ilgilenen, ilgilendiren aşılamadaki gecikmelere de gecikme gecikmelerde de bir sorumlu ortada gözükmüyor toplumsal bağışıklık kazanmak için nüfusun yüz